Bu videoda mikrotübüllerden detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Bayağı detaylı arkadaşlar. İlk olarak yapılarını tartışacağız. Mikrotübüller iki farklı proteinden oluşuyor. İlkine alfa tübilin deniliyor. İkinci protein de ilkine benziyor ve beta tübilin olarak adlandırılıyor. Alfa tübilin ve beta tübilin bir araya gelerek bir dimer oluşturuyor. Dimerin benzer veya aynı iki molekülün bir araya gelmesiyle oluştuğunu biliyoruz. Daha sonra bu dimerler uzun polimer zincirleri meydana getiriyor. Bu zincirler çarşaf gibi düzlemsel bir şekilde bir araya geliyor ve sonra bu düzlem kıvrılarak bir tüp oluşturuyor. İşte bu tüpede biz mikrotübül diyoruz. Mikrotübül böyle oluyor yani. Hatırlayalım. Bir mikrotübülün çapı yaklaşık olarak 25 nanometre demiştik. Mikrotübülün bir ucu, mikrotübül organizasyon merkezi adı verilen bir yere bağlı. MTOM şeklinde kısaltalım. Mutom, MTOM. Gelelim diğer uca. Burası gerçekten çok ilginç. Çünkü dimerler mikrotübülün bu ucuna çok büyük bir hızla eklenip mikrotübülü uzatabiliyor. Veya aynı şekilde buradaki dimerler ayrılıp mikrotübülü hızla kısaltabiliyor. Yani mikrotübüller çok hızlı bir şekilde uzayıp kısalabiliyor. Gördüğünüz gibi mikrotübüller oldukça dinamik yapılar. Büyük bir hızla boy değiştirebiliyorlar. Birazdan bundan bahsedeceğiz. Mikrotübüllerin uzayıp kısalabilmesi, işlevlerini yerine getirmeleri açısından çok önemli. Şimdi mikrotübül organizasyon merkezimize geri dönelim. Esasında çeşitli mikrotübül organizasyon merkezi türleri var ama biz sadece ikisinden bahsedeceğiz. İlki sentrozom, ikincisi ise bazal cisimcik diğer ismiyle, diğer isimleriyle ya da iki adı daha var. Bazal granül ya da kinotozom. Sentrozom ve bazal cisimcik yapıca birbirine çok benziyor. Ama mikrotübüller bunlardan hangisine bağlı olduklarına göre farklı görevler üstleniyor. Önce sentrozomdan bahsedelim. Sentrozom hücre çekirdeği yakınlarında bulunan bir organel. Birçok farklı tip proteinden oluşuyor. Ama biz sentrozomda bulunan bu iki çubuğa yoğunlaşacağız. Taradığım bu iki mavi çubuğun her birine sentriol deniyor. Sentriollerin yapısına daha da yakından bakınca şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Sentrioller mikrotübül üçlülerinden oluşuyor. Yani her üçlüde birbirine bitişik üç mikrotübül yer alıyor. Ve bu üçlülerden dokuzu bir araya gelerek bir sentriolü meydana getiriyor. Üçlüleri daire içine alıyorum. Evet aldım böyle. E, 8, 9. Yani bir sentriyol oluşturmak için 27 adet mikrotübül gerekiyor. Peki ama bu sentriyoller ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Bir hücre replikasyon geçirirken, yani mitoz bölünürken, bu sentriyoller kendi kendilerini eşliyor ve hücrenin her iki yakasına ikişer sentriyol geçiyor. 2 sentriol böyle birer birer yakaların üstünde böyle birer tane geçmiş gibi düşünün tamam mı? Şimdi süreci ileri saralım ve mitozun metafaz evresine gelelim. İşte mitozun metafaz evresi. Gördüğümüz şeye mitoz mekiği ya da mitotik i ipliği adı veriliyor. Örümcek ağını andıran bu mavi çizgilerin her biri birer mikrotübül ipliği. Bunların genel adının i ipliği olduğunu unutmayın. Bunlar kromozomlara çok özel bir şekilde tutunuyor. Şimdi mitoz mekiğini adım adım inceleyelim. Hücrenin ortasında kromozomlar yer alıyor. Kromozomların ortasındaki pembeyle gösterdiğim bu yapılara sentromer deniyor. Sentromer. Sentromerin dışında yer alan bu turkuaz şey kinetokor. Kinetokor. Kinetokor, iplikler için tutunma bölgesi teşkil edecek olan bir protein. Kinetokor'dan çıkan bu küçük turkuaz ipliklere de kinetokor iplikleri adı veriliyor. Sonra kinetokor iplikleri mikrotübüllere dönüşüyor. Evet, bunu seçelim. Bunlar mikrotübüller. Daha açıklayıcı olmak gerekirse bunlar polar yani kutupsal ya da interpolar mikrotübüller. Birkaçını daha göstereyim. Bu da bir polar mikrotübül mesela. Bu da bir polar mikrotübül. Buysa polar bir mikrotübül değil. Bunun ne olduğuna birazdan değineceğiz. Her neyse. Bunlar polar e, mikrotübül olarak adlandırılıyor çünkü hücrenin iki kutbu arasında yer alıyorlar. Kutuplardan biri bu, diğeri de bu. Gördüğünüz gibi polar mikrotübüller sentriyollere bağlı. Burada bir çift sentriyol var. Burada evet burada bir çift sentriyol var. Yani sentriyoller polar mikrotübüller için bir tutunma noktası teşkil ediyor. Şimdi diğer bazı yapılara bir bakalım. Evet. Sentriyollerden bu mikrotübüllere astral mikrotübül deniyor. Peki bunlara neden astral deniyor? Böyle astral seyahate mi çıkıyorlar? Hayır, ilgili değil onunla ilgili. Değil. Çünkü bu kısma yani sentriyollerle sentriyollerden çıkan bu ipliklerin toplamına böyle komple hepsine aster adı veriliyor. Bu arada aster Yunanca da yıldız demek. Yani aslında o astral seyahat yıldız aynı kökten geliyor yani. Ve bakın bu oluşumların görünümü birer yıldıza andırıyor. İşte benzerlik burada. O yüzden aster kelimesi buradan geliyor. Polar mikrotübüllerden bazılarının astral mikrotübüllere bağlandığını görüyorsunuz. Yani ortada bayağı karmaşık bir ağ var. İyi ama tüm bu mitoz mekiği niçin oluşuyor ki diye sorabilirsiniz. Hatırlayalım, mikrotübüllerin çok çabuk uzayıp kısalabildiğinden bahsetmiştim. Mitozun bir sonraki evresinde yani ana fazda mikrotübüller kısalarak kromozomları birbirinden ayıracak. Böylece kromozomların yarısı hücrenin bir tarafında, diğer yarısı da diğer tarafında kalacak. Bu noktada mitoz mekiği kromozomların ayrılmasına yardımcı oluyor. Sonra bu hücre ortadan ikiye ayrılacak ve iki farklı hücre oluşacak. Sentriyollerin görevi kromozomlara bağlı mikrotübüller için bir tutunma bölgesi oluşturmak. Çünkü sonra bu mikrotübüller kısalarak kromozomları birbirinden ayıracak. Kromozomların yarısı hücrenin bir yarısına, diğer yarısı da hücrenin diğer yarısına geçecek. Evet, toparlayalım. İki farklı tür mikrotübül organizasyon merkezi olduğundan söz etmiştik. İlkinin sentrozom olduğunu da söylemiştik. Diyagramda göstereyim evet. Sentrozom işte bu bölge. Hatırlayın. Sentrozom sentriyollerden ve başka proteinlerden oluşuyordu. Diğer mikrotübül organizasyon merkezi türünün de bazal cisimcik olduğunu söylemiştik. Böylelikle sentrozomu tartışmış olduk. Şimdi de bazal cisimciye geçelim. Silli veya kamçılı hücrelerdeki mikrotübül organizasyon merkezlerine bazal cisimcikler deniyor. Siller hücreden çıkan tüy gibi e, uzuntular, tüye benziyorlar. Mesela solunum yollarında silli hücreler bulunuyor. Bu hücreler yukarı yönde atım yaparak mukusu solunum yolumuzda yukarı doğru itiyor. İşte bu yüzden bazen mukuslu yani balgamlı öksürüyoruz. Kamçı ise hücreden çıkan kuyruk benzeri yapılara deniyor. Bunlar hücrenin hareket etmesine yardımcı oluyor. Aslında kamçısı olan tek insan hücresi sperm. Yani sperm hücreleri kamçıları yardımıyla hareket ediyor. Ama şunu aklımızdan çıkartmayalım. Biz burada ökaryotik hücrelerde bulunan kamçılardan bahsediyoruz. Çünkü prokaryotik hücrelerde bulunan kamçılar burada anlattığımızdan farklı bir yapıya sahip. Bu aklınızda bulunsun. Evet, bu bir hücre. Ortasında çekirdeği var. Maviyle gösterdiğim bu kısım mikrotübül organizasyon merkezi. Yani bazal cisimcik. Bazal cisimciğin yapacağı sentriyolle neredeyse aynı olduğunu hatırlayın. Ve kamçı veya siller bazal cisimciğe tutunuyor. Yani kamçı ve siller de yapacağı birbirinin neredeyse aynı. Tek fark, siller genelde daha kısa, kamçılarsa daha uzun oluyor. Biz şimdi bunun bir kamçı olduğunu varsayacağız. Ama sil olsaydı da çok fark etmeyecekti çünkü yapı aynı yapı. Evet, bir kamçıyı veya sili bu şekilde kesip kesitine bakacak olursak böyle bir şey görürüz. Kamçı çok özel bir düzenle dizilmiş mikrotübüllerden oluşuyor. Buna 9 artı 2 dizilimi adını veriyoruz. Bakalım niye öyle diyoruz. Kamçı bu mikrotübül çiftlerinden oluşuyor ve kesit çevresinde bu mikrotübüllerden 9 çift var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çift. Tam ortada ise bir tane yalnız çift bulunuyor. 9 artı 2'deki 2 iki bu çifte simgeliyor. Bu dizilime işte bu nedenle 9 artı 2 dizilimi diyoruz. Ve bu mikrotübül çiftlerinin arasında neksin adını verdiğimiz bir protein bulunuyor. Nexin mikrotübüllerin yerinde kalmasını sağlıyor. Bir de mikrotübüllerden çıkan bu protein var. Bunun adı da dinein. Dinein. Dinein proteini ATP parçalıyor ve ortaya bir enerji çıkıyor. Bu enerji de mikrotübüllerin birbiri üzerinde kayarak hareket etmesinde kullanılıyor. Yani aslında kamçı ve sil hareketlerinin ardındaki enerjiyi bu protein sağlıyor. Şimdilik bazal cisimcikten bu kadar bahsetmek yeter. Gelelim mikrotübüllerin bir diğer işlevine. Mikrotübüller, nöronların yani sinir hücrelerinin iç iletiminde çok önemli bir rol oynuyor. Bu bir sinir hücresi. Çeşitli kısımlarını isimlendirelim. Bunlar dendrit, bu soma yani hücre gövdesi. Burada hücre çekirdeği var. Bu akson, bu da sinaptik terminal veya akson terminali. Hücre içindeki maddelerin çoğu somada yani hücre gövdesinde üretiliyor ve bu maddelerin aksona veya sinaptik terminale ulaştırılması gerekiyor. Peki bu nasıl oluyor? Mikrotübüller yardımıyla oluyor. Mikrotübüller, somadan başlayıp sinaptik terminale kadar uzanan bir iletim ağı oluşturuyor. Aslında bu ağ bir nevi demir yolu gibi işliyor. Çeşitli maddeler mikrotübüllerden oluşan bu demir yolunda kinesin ve dinein adlı iki proteinin yardımıyla hareket ediyor. Yani farklı maddelerin soma'dan aksona veya sinaptik terminale ulaştırılması kinesin ve dinein sayesinde gerçekleşiyor. Peki bu mikrotübül demir yolunda ne gibi maddelerin iletimi sağlanabiliyor? Mesela sinaptik veziküller ki bunlar nörotransmitterleri içerir. Hücrenin ihtiyaç duyduğu çeşitli proteinler, gerekli olabilecek lipitler, hatta mitokondri gibi organeller. Mikrotübüller bunların hepsinin taşınmasını sağlarlar. Kinesin ve dinein maddeleri bu yönde Somadan sinaptik terminale doğru iletebildiği gibi diğer yönde sinaptik terminalden somaya doğru da iletebiliyor. Bu işleme aksonal transport veya aksoplazmik transport adı veriliyor. Yani maddelerin bu mikrotübül demir yolu üzerinde bir yerden bir yere ulaştırılmasına bu isim veriliyor. Yani mikrotübüller sinir hücrelerindeki madde iletimi üzerinde çok önemli bir rol oynuyor. Üstüne üstlük sinir sinyallerinin iletilmesinde bile payları var. Çünkü nörotransmitter maddeleri içeren sinaptik veziküller sinaptik terminale bu mikrotübül demir yolu üzerinden gidiyor. Sonra da içerdikleri nörotransmitterleri sinapsa bırakıyorlar.